haberler, kamuoyuna yansıyan haberlerle bakıldığı haberlere bakıldığı zaman soylu terörle mücadelede mesafe kat etmiş bir İçişleri Bakanı olarak gösteriliyor. ne kadar oldu olmadı ayrı bir konu. Ama bu nu kamu oyunda böyle kabul edildiği için önemsiyor zannediyorum. Ama bunun ötesinde başka bir şey var mı? Onu bilemem. Fakat çok açık, çok net bu kadar iddialar karşısında e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın eli kolu bağlıymış gibi hareket etmesi doğru değil. Kendisi için de doğru değil, ilerisi için de doğru değil. Türkiye'nin geleceği için de. İki tip iddia var zaten temelde. Bir. bir tanesi Sedat Peker'in iddiaları var, İçişleri Bakanı'na direkt doğrudan hedef gösteren bir de İçişleri Bakanı'nın iddiası var, o daha da vahim. Yani ülkenin kabinesinde bulunan en önemli bakanlardan bir tanesi diyor ki 10 bin dolar maaş alan birisi var diyor. Ya, e, siz bakansınız ve gereğini yapmanız <laughs> yani. lazım. Belki bir diğer cephesi yine işte mektup götürdüm, bu Mustafa topla görüştüm, meclis başkanıyla o bana bir şey söyledi. Yani dolayısıyla sizce bu da hani demokraside <laughs> bir bir, 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 bir e, demokrasi türen bir ülkede mümkün mü olabilir mi sizce böyle bir Olmaz. şey? Olmaz. Yani normal olan, normal demokratik bir ülkede, hukukun üstün tutulduğu bir ülkede böyle bir durum olmaz. Ama bizde oluyor. Yani ileride tarih yazıldığı zaman bu tip hadiseleri bazen tarif ederken iki taraflı şeyde de trajikomik denilen bir şey var, olgu var. Hem çok trajik hem de komedi gibi. Yani şu anda çelişkili bir manzarayla karşı karşıyayız. Taşıyabilir mi sizce Süleyman Soylu Cumhurbaşkanı? Tanıyorsunuz çünkü demin de söylediniz. yani, Taşır mı sizce? Çok uzun bir müddet taşıyabileceği kanaatinde değilim ama e, yani bu iktidarın ayakta durması bundan sonra zaten çok zor. Yani düşünün siz içinde kendisiyle beraber yola çıktığı arkadaşlarının tamamı terk etmiş. Ben tamamı deyince bir kas ses yükseldiydi. Binali Yıldırım Bey gibi ben varım ya doğru. Yani tamamı deyince bir kişi, iki kişi istisnalar olabilir ama başka ses yok. Bu vahim bir durum. Ama bu ayrılanlar kendileriyle beraber o topluluğu taşıyamadılar. Gözüken o. Yani normalde ben gerek Başbakanlık yapmış olan Davutoğlu gibi bir arkadaşın gerek Babacan gibi uzun yıllar ekonomide etkisi olduğu bilinen bir kişinin e, geçmişte Cumhurbaşkanlığı yapan Sayın Abdullah Gül'ün bunları bir bütün olarak ele aldığınız zaman yani bu ayrılmaların ben AK Parti içinde en az yüzde yirmi otuz tabanda çözülmeyi sağlayacağını düşünürdüm. Ama olmadı. Bu ne manaya geliyor? Onu bilmiyorum fakat çözülme emareleri var. Yani artık AK değilim diyen ama başka bir yere de gitmemiş olan önemli bir kesim var seçmen arasında. Onlar nereye meyledecekler onu bilmiyoruz. Bekir yüzde %8 demişti değil mi en son? Yani e, bir ara daha da yüksek. 2015 yılındaki aldığı oyun yarısını kaybetti dedi. Yaklaşık %25'e denk gelen bir şey. Evet Çekirdek için de %22-23 diyor Kondan'ın genel müddet Bekir ağırdır. Bu çok önemli bir rakam ama. Yani bugün Türkiye siyasetinde gözüken o ki bir seçime gittiği takdirde AK Parti'nin seçimi kazanma ihtimali gözükmüyor. Ama buna rağmen belli herhalde hususlara biraz güveniyorlar belki. Ne gibi belli deriz? Belli hususlar dediğiniz ne Belli dediğiniz? hususlar dediğim şimdi bir menfaatlenen bir grup var. Bunlarına dedi az değil. Bayağı yüksek. İşte bankalarda 1 milyonun üzerinde parası olanlarına dedi 1 milyon kişiden fazla deniyor. Bu <laughs> Uh, akla ziyan bir milyon kişiden fazla ne demek bankalarda bunların bir milyardan fazla parası var demek. E bunların bir bağlığı var, bunların bir çevresi var. İki sosyal yardımlar bu biraz etkisini azalttı zannediyorum. Ee, Özellikle büyük şeylerin evet kazanılmasıyla şeyde kazanılmasıyla çünkü destek alan yani mali destek alan veya gıda desteği alan çok ciddi bir grup var. Yani 2 milyon, 2,5 milyon civarında. Toplam 16 milyona tekabül eden Heh, e, şeyler. Yani bu, bu aile fertlerini falan aldığınız takdirde aslında burada işte bir aile 3 kişi deseniz ortalama 25 yedi 7,5 milyon eder. Ha bir de onun çevresi vardır onlarla beraber. E bir 3 bir de bu iktidarla torpille belli makamlara gelen insanlar var. O makamlar gittiği takdirde ben de giderim diyenler. Yani bu kombinasyon var. Bir de gönülden destek verenler var. Yani şu endişeyi taşıyanlar eğer AK Parti giderse bize zulmedilir. Bugüne kadar kazandığımız haklar elimizden alınır. Yani söz gelimi diyorum. İşte İmam Hatip bu kapatılabilir. Başörtüsüne yine engel getirilebilir. Mani olunabilir. Ee, bizim ibadet özgürlüğümüz kısıtlanabilir. Yani bunu biz küçümseyemeyiz. Çünkü bunun şu yanlış, ben bunu çok dile getirdim. AK Parti bir yerde bir hata yapıyor. Herhangi bir sebeple. Hataya ve hatayı yapana bir şey denmiyor birçok yerde. Doğrudan doğruya İslam'a saldırıyorlar. Ya yapmayın. Bu mantık onlar bu sefer AK Parti'yi ayakta tutuyor. Belki de o yüzden de yani bütün bu meselenin istismar edilebilmesinin bir nedeni de aslında e, muhalefetin bu der, derdi tam anlatamaması, sizi de katarak söylüyorum aslında muhalefet derken evet. Saadet yani, Partisi'ne yok, de. Biz bunu dile getiriyoruz. Yani şunu bu çerçevede düşünenler biliyorlar ki biz hiçbir zaman inanç sahibi <laughs> olan insanların haklarına gerek İmam Hatip Okullarına gerekse başka uçsuzlara kesinlikle bir müdahale etmemiz, engel olmamız Yok Mümkün o açıdan değil. demedim de evet. Ben belirtiyorum. Ancak bir ancak ancak Türkiye'de aslında sadece burası değil. Yani aç insan çok farklıdır. Yani aç dediğimiz zaman aç insan sadece karnı aç insan değil. Gidip çöplükten de olsa bir şey topluyor, komşusundan ya çevresinden biraz bir destek alıyor, karnını doyuruyor. Ama siz bir esnaf yani bunu dile getirmek kolay hemen olmuyor. Ama bu ciddi bir iş. Borcunu ödeyemeyen. Elektrik parasını, şununu, bununu bir de şahısları olan borçlarını ödeyemeyen insan en sonunda diyor ki ha, anladım ben bu işi taşıyamıyorum, intihar ediyor. Adedi az olması bunun önemsiz olduğu manasına gelmez. Çünkü buralarda artık tutturamıyor dikiş. Bu noktada çiftçinin de, esnafın da, çalışanın da, çalıştığı halde ihtiyaçlarını gideremeyenin de çok ciddi artık endişeleri var. Timur izin olursa bir çok yerine geldi de o sebeple soruyorum. Diyorsunuz ki 4 ya da 5 grup saydınız Erdoğan'ın arkasında duran bir faktör olarak da işte imamatikler kapatılır, başörtüsü evet. yasaklanır vesaire gibi uygulamalardan endişe edip hala evet. AK Parti'ye veya Tayyip Erdoğan'a evet. oy veriyor diyorsunuz. E, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir model önerisi olmuştu. Yine bu ekranda olmuştu. E, burada verdiği bir röportajda olmuştu. Hı. Bir liderler kabinesi diye sonradan işte gazetecilerin evet. bulduğu bir isim oldu. İşte bunun garantisi, bunun teminatı daha doğrusu e, Sayın Karamollaoğlu olacak. İşte bir cumhurbaşkanı olacaksa örneğin e, Sayın Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı yardımcı da Cumhurbaşkanı yardımcısı demedi ee, ama şöyle söyledi o kabinenin içinde olacak. Evet. Vesaire. olacak. Şimdi bu, gibi, evet. bu model e, siz ne diyorsunuz kabulünüz müdür <laughs> ya da işler mi? Şimdi e, şunu hemen ifade edeyim bir değişikliğe muhta, mutlaka ihtiyaç var ancak e, şunu da söylemekte fayda var bu değişiklik bir geçici süreyi kapsayacak. Yani burada hiçbir partinin tek başına kendi programını icra edeceği bir değişiklik olmayacak. Müştereken eğer böyle bir değişiklik olacaksa farklı kanaat ve düşüncede olanlar bir araya gelip bu süreci atlatmayı arayacaklar. Cumhurbaşkanlığı adaylığı da bunlardan bir tanesidir. Yani Cumhurbaşkanlığı konsensüs sağlanmazsa, ittifak sağlanmazsa veya bir dayatma olursa bu imajı hakta doğurmayabilir. Öyle birisi olacak ki bu imajı pekiştirecek. Yani orta kaday. Orta kaday. Yani öyle olması icap eder. O da şu anda konuşulacak konu. Biz ısrarla bunu söyledik. Yani şu anda